Ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu. Erzurum'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Böyle işte öğlen 11 gibi geldim ki çatı atmış. Rüzgar kökünden söktü. İyi ki çocukların üstüne düşmedi, arabaların üzerine düşmedi. Saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan fırtına sabah saatlerinde başladı. Çatılardan fırlayan inşaat malzemeleri araçlara hasar verdi. Olay vallahi gördüğünüz gibi yani rüzgar bayağı bir şiddetli. Biz dışarı çıkar çıkmaz işte aracın üzerine çatılar, tahta parçalar inşaatlardan koptu. Araç da bu hale geldi. Yol üstüne devrilen ağaçlar belediye ve itfaiye ekiplerince temizlendi. Erzincan'da da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrildi, otobüs durakları hasar gördü. Meteoroloji bu akşamdan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısında bulundu. Fırtına Ağrı'da da etkiliydi. Kentte birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu. Sivas Sanayi Sitesi'nde duvarın devrilmesi sonucu araçlar zarar gördü. Fırtınadan Kars da nasibini aldı. Harakani Devlet Hastanesi ile bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Trafik lambaları fırtınanın şiddetine dayanamayıp koptu. Bu görüntülerde Elazığ'dan. Palu ilçesinde fırtına bir okul ve pansiyonun çatısını uçurdu. Hakkari'de şiddetli fırtına elektrik hatlarını kopardı. Birçok evin çatısı uçtu. Bir kız çocuğu yüzüne isabet eden saç parçası sebebiyle yaralandı. Güneyde ise toz bulutu vardı. Suriye üzerinden taşınan toz sebebiyle Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da görüş mesafesi düştü.